Selam, daha en başlardan yapmamız gereken bir konuydu, güvenlik konusu. Hadi başlayalım. Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Tunç Söykü, Snowboard Kursu programına hepiniz hoş geldiniz. Bu güvenlik ekipmanları konusu kimsenin bilmediği bir şey değil. Ama biz de yapalım, bir farkındalık olsun. Tekrar bir hatırlatmış olalım en azından. Kanala da bölüm olsun. Aralık ayının ortalarında sezon açılacakmış gibi duyurular var. Henüz ciddi bir kar yağışı bir şey yok. Kasım ayı da oldukça böyle pastırma bile değil, oldukça yaz havasında geçiyor. O yüzden de bu tip bölümlerle bir parça en azından bazı şeyleri hatırlatmış olalım. Pekala, yabancılar şey der ya, first things first, böyle dizilerden falan duyuyorsunuzdur, filmlerden. Yani en önemli şey en başta, söyleyelim. Kask. Evet, kask gerçekten çok önemli. İhtiyaca bağlı değil, zorunlu olması gereken şeylerden bir tanesi. Zaten artık bu farkındalık biraz daha yükseliyor ve bazı kayak tesislerinde bunu zorunlu ekipman olarak tutuyorlar. Gerçi hiç böyle hani kask takmadığı için pistten gönderilen birini de görmedim ama mesela Erciyes'e gittiğimde orada her yerde en azından uyarılar vardı. Kasksız piste çıkmak yasaktır gibi uyarılar vardı. Yine de kasksız insanlar yok muydu? O da vardı. Ama ne olursa olsun kask takmak gerekiyor. Çünkü işte kolunuz, bacağınız, kaburganız falan kırılabiliyor, iyileşebiliyor bunlar. Fakat kafaya gelen önemli ciddi darbelerin telafisi olmayabilir. O yüzden kask önemli buluyorum. Bir de birçoğumuz için muhtemelen snowboard birinci öncelik değildir yani. Çok az kişi snowboard'u profesyonel bir spor olarak yapar. O yüzden de hani mevcut diğer hayatınıza devam edebilmeniz için sağlıklı bir şekilde veya snowboard'u daha da çok yapabilmeniz için kask takmak zorunlu. Kaskı birinci sıraya yazalım. Bu arada kol, bacak, kaburga kırıkları demişken ben de iki kere kaburgamı çatlattım. Snowboard yapmayı öğrendiğim ilk iki sene çok heyecanlıydım ve o yüzden denediğim şeylerde biraz fazla risk alıyordum muhtemelen. İki kere de kaburgamı çatlattım. Neyse ki böyle ikisi de sezonun sonuna denk gelmişti. Belki onlarla da ilgili bir bölüm yaparız, bu maceraları anlatırım sizlere. Sırada goggle'ımız var, yani kar gözlüklerimiz. Bu bazen bir güvenlik ekipmanı olarak algılanmıyor. Fakat gözünüzü korumanız her şeyden önemli. Göz sağlığı oldukça mühim. Göremezsiniz, kayamazsınız. Gözünüze işte bazen bol kar, ağaçların arasında falan kayıyorsunuz. Gözünüze dal çarptığını düşünsenize, yani çok tehlikeli bir şey aslında. Sadece rüzgardan veya soğuktan değil, aynı zamanda gözünüzü işte bir takım yaralanmalardan, çarpmalardan koruyacak yegane ekipmanınız. Goggle'ınız, gözlüğünüz. Niye iki tane gösteriyorum? Çünkü bir tanesi daha açık lensli bir goggle. Diğeri de daha koyu lensli. Şöyle ki, bence ikisini de çantanızda bulundurmanız gerekiyor. Ya da en azından bu lensi değişebilen modeller var. İki tane lens bulundurmanız gerekiyor. Sebebi de şu, sisli havalarda bu koyu renkli gözlükler görüşünüzü oldukça zorlaştırıyor. Özellikle daha açık renk bir gözlüğe ihtiyacınız var. Ama çok parlak, aşırı güneşli havalarda da, ki öylesine bayılıyoruz, böyle koyu bir frame, çerçeve gözlük kullanmanız faydalı. Gözlük olmazsa olmaz yine. Zorunlu. Ha, bir haber daha vereyim. Yeni bir board siparişi verdim. Bugün onu almaya gideceğim. Onunla ilgili de bir bölüm yaparım. Bu sefer biraz farklı profilde bir board aldım. Biraz daha böyle playful, daha böyle oynayabileceğim, deneyebileceğim, sürmesi kolay bir board aldım. O da sürpriz olsun. Bir sonraki bölümde ondan bahsederiz. Ondan sonra tekrardan snowboard seçimini anlatırız. Biraz böyle camber profile, işte rocker profile falan, bunların çeşitlerini falan anlatırız. Neyse, onun da haberini vermiş olayım. Ve eldivenler, bunlar da zorunlu. Bunlar olmadan kayabilene şaşarım. Bunların böyle parmaklı ve parmaksız olanları da var. Ben geçen sezon bu parmaksız modeli aldım. Bunlar daha güzel ısıtıyor. Eldiven konusunda paraya kıyın derim. Yani illa Gore-Tex'i belki almanıza gerek yok ama yani hakikaten güvendiğiniz bir marka, iyi bir model bir şey alın. Çünkü
eliniz üşüdüğü zaman tadınız çok kaçıyor. Bütün kayak konforunuzu, snowboard konforunuzu etkileyen bir şey. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Parmaksız eldivenlerin bir avantajı var. Parmaklarınızı daha sıcak tutuyor. İçinde parmaklarınız bitişik olduğu için aralarında ısı kaybı oluşmuyor. O yüzden de bunlar daha sıcak tutuyor. Fakat parmaklı eldivenlere nazaran da tabii ki bir şeyleri tutmak, açmak, kontrol etmek falan biraz daha zor olabilir ama hızlıca alışılıyor. Parmaksız eldiven sevmeyenler için de böyle iç eldivenler falan var. Böyle bir şeyi kullanabilirsiniz. Fakat bu iç eldivenlere biraz dikkat etmek lazım. Bunlar ıslanırsa bütün konforunuzu kaçırır. Yani içine kar girdiğini düşünürseniz bu ıslanacak. Eliniz hep böyle ıslak kalacak falan. Neyse ama böyle bir iç eldivenle parmaklı bir eldiveni de tercih edebilirsiniz belki. Ve kar maskesi böyle çok sevimli gözükmeyen, sizi aşırı seksi göstermeyen bir ekipman. Fakat kullanmadığım bir gün bile olmadı. Çünkü hava biraz soğuk olduğu zaman, biraz daha rüzgarlı olduğu zaman, yüksek olduğu zamanlarda siz de biraz artık daha hızlı kaymaya alıştıysanız yani bunu absorbe edebilmek için buna mutlaka ihtiyacınız oluyor. Benim takmadan kaydığım bir gün bile olmadı. Kimileri bunsuz da kayıyor. Öyle alışmışlar, kayabiliyorlar. Fakat ben oldukça rahat etmeye başladım. İlk başlarda böyle bir cendereye girmiş gibi oldukça zevksiz bulabilirsiniz. Ama alışmakta fayda var diye düşünüyorum. Alıştıktan sonra oldukça sıcak tutan, konforlu bir şey. Bunda da tabii bir parça paraya kıyılabilir. Böyle nefes alabilen, düzgün tekstili olan bir maske almakta fayda var. Bu kadar. Evet, yeni başladıysanız, freestyle'a meraklıysanız, biraz borulardan kayacağım, box'a çıkacağım falan diyorsanız bu bence faydalı bir ekipman. Böyle bir işte kuyruk sokumunuzu, baseninizi koruyan, çeşitli bölgelerinizi koruyan, külot gibi giyilebilen bir koruyucu ekipman. Ben bunu bir gün giyeyim dedim. Böyle lastik adam vardır ya, lastik markasındaki gibi. Öyle bir şeye dönüştüm. O yüzden pek böyle konforlu, rahat kayamadım. Ama kuyruk sokumu ve işte popoya alınan darbeler de hakikaten çok can yakıcı ve konfor bozucu olabiliyor. Hatta hani kuyruk sokumu oldukça önemli. Yani oturamadığınız bir kış geçirmeniz oldukça kötü olur. O yüzden böyle bir şey de yani kullanın diyeceğim ama müthiş konforlu değil. Ben alışamadım ama belki kilolu olduğum içindir. Belki daha zayıf arkadaşlar daha rahat giyecektir böyle bir ekipmanı. Buna da alışmakta fayda var. Özellikle yeni başlıyorsanız veya işte yeni hareketler deniyorsanız. Bunun dışında en çok darbe alınan yerlerden bir tanesi aslında el bilekleri. Çünkü düşmeyi tam olarak bilmiyorsa insan İlk başta düşerken refleks olarak bileklerini koyuyor ve bütün ağırlığıyla bileklerine basıyor ve bilek yaralanmaları fazla oluyor. Ben kullanmadım, çok konforsuz buluyorum. Şart bir ekipman olarak söyleyemem ama kullanmak her zaman olduğu gibi faydalı. Yani dizlik, dirseklik ve bu bilek koruma aparatı oldukça faydalı olabilir. Bilek korumalı eldivenler de olduğunu biliyorum. Ben bir tanesini bir mağazada deneme şansım olmuştu. Çok rahat edememiştim. O yüzden kullanmıyorum. Ama bileklerimden veya parmaklarımdan yaralandığım çok oldu. Yani parmak yaralanmalarını önleyecek bir şey yok ama işte bilek yaralanmalarından belki bir parça kurtulabilirsiniz. Bundan da önemlisi aslında düşmeye alışmak ve düşmeyi bilmek oluyor. Belki bununla ilgili de bir bölüm yapmak gerekir. Ama tabii sezonun açılmasını bekleyeceğiz onun için. Onu karda gösteririz. Nasıl düşülür, ne yapılır, bazı hasarlar nasıl absorbe edilir. Bununla ilgili de bir bölüm yaparız mutlaka. Tabii son olarak şunu söylemek gerekir. Aslında üzerinize geçirdiğiniz her bir parça kıyafet sizin güvenliğinizle alakalıdır. Bunlar illa yaralanmalarla ilgili değil. Soğuktan da korunmanız açısından önemli. Konforlu bir kayış açısından önemli. Kuru kalmanız için önemli. Nefes alabilen, aynı zamanda sizi sıcak tutabilen, katmanlı bir şekilde giyinmeniz oldukça önemli. Evet, sizler de lütfen yorumlarda belirtin. Ne tip güvenlik ekipmanlarını önemli buluyorsunuz? Sizin kendinizce ürettiğiniz yollar var mı? Onları da bizlerle paylaşın. Mutlaka eğlenceli şeyler çıkacaktır. Bunun dışında tabii ki bir de pist güvenliği dediğimiz aslında pistin kuralları ve onlara riayet etmekle ilgili bir bölüm yapmak sağlıklı olur. Ama
onu da yine dağda pistlerde yaparız artık. Sevgili dostlar, bunu da bitirdik. Böyle yine teorik, biraz teknik bir konu oldu. Bilmediğiniz bir konu değildi belki. Ama en azından sezon başlamadan bir hatırlatma, bir farkındalık olur tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar yazın, paylaşın. Zil var, zile basın. Siz zile bastıkça, biz videolar yaptıkça bildirim size gidiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.